Selam arkadaşlar, Yüzeyesine hoş geldiniz. Ben Erkan, evet, devam ediyoruz Planet Base serimize. Arkadaşlar, şimdi vakit geldi artık. Artık bunu iptal edebiliyoruz. Şöyle ki, hepsi birden açıldı, buralar boşaldı. Şunlar tamir için. Bu da mı tamir? Aynen. Şimdi arkadaşlar, yakın bir vakitte ben bir şeyi keşfettim, onu hemen size anlatacağım. Ama şuradan bir bağlantı kurmamız lazım buraya. Şurayı bağlantılandıramıyorum, çok mesafesi uzun diye herhalde. Ondan sonra ne yapabiliriz? Ben yine bunlardan yapmaya devam edeyim olmazsa. Mesela şöyle en büyüğünden bir taneyi şuralara bir yere kondursam işimizi görür. Aha, çok güzel. Ama burası değil, benim buraya kondurmam lazım. Ha, iyi iyi, güzel, çok güzel. Bu işimizi görür, tamam. Buraya ve buradan da buraya bağlantı kuracağım. Böylece şunlar serbest kalmış oluyor, bunları yıkmaya başlayabiliriz. Tamam. Şimdilik böyle en azından arkadaşlar. Şimdilik böyle. Bak, bunlar bir daha yıkılmayacak olan bir grup. Şunlar yıkılabilir belki. Evet, iki tane şey arkadaşlar yeni keşfettik. Keşfettim demeyeyim de aklıma geldi, size anlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi ilk söyleyeceğim şey, bunu muhtemelen siz yorumlarda da yazmışsınızdır şimdiye kadar. Çağrı almışız. Ben bunu belki aldım, daha önce görmedim. Bir tane ziyaretçi geliyor. Ziyaretçi başına ödül, itibar veriyormuş. Kaç ziyaretçi gelecekmiş söylemiyor ama ihtiyaçları bunlarmış. Kabul ediyorum, gelsin. İşte ben de tam bu tarz şeylerden bahsediyordum. Bir rastgele gelen ziyaretçiler var. Bir de şu sinyal alıcısından dolayı elde ettiğimiz bazı ziyaretçiler var. Bu ziyaretçiler iyi para veriyorlar ve sayıları da fazla oluyor. Bak şimdi mesela geliyorlar. Gördüğünüz gibi kalabalık, bayağı bir kalabalık. Bir sürü yiyecek ihtiyaçları var. Şimdi o zaman ben bunda bahsetmeden önce hemen şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şu grafikleri açtığınız zaman yiyecek durumunuzu buradan görebilirsiniz. Mesela şöyle bakıyoruz, şöyle giderek azalıyor. Belli bir seviyeye gelmiş, giderek azalıyor yiyecek. Yani sebze, et üretimi de, üretim değil aslında, tüketim fazla olduğu için giderek rakam azalıyor. Gördüğünüz gibi burada 50'ler falan var. Şimdi ziyaretçiler de geldi, iyice ne kötü olacak bu. Bu ne demektir? Demek ki gıda sıkıntımız var. Gıda sıkıntısı yakında baş gösterecek. Demek ki üretimi arttırmamız gerekiyor. Üretimi arttırmak için bak buradan mesela başka bir yol çıkartmayız. O yüzden ben buraya bir iki tane daha doku sentezleyicisi koymaya çalışayım. Şöyle 3 tane koyabilir miyim diye uğraşıyorum arkadaşlar. Belki koyabilirsem güzel olur. Harika. Zaten daha fazlasını koyamayız. 3 tane doku sentezleyici koyduk. Bizim bir tane şimdi üreticimiz var. Buraya gördüğünüz gibi bir tane daha yapacağız ama henüz gelmedi. Aslında hazır şu anda ya. Hazır. Burada bir eksik var ama ona ihtiyaç yok. Bunu yapabilirler şu anda. Tamam, ben önceliklendireyim. Önce buraya yoğunlaşsın. Bir tane inşaatçı robotumuz da var ama mühendis geliyor onun yerine. Güzel. Çok güzel. Şimdi uyku ihtiyacını karşılamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu bir problem haline gelecek gibi görünüyor. Şimdi ben burada bir oksijen alanı yaptım. Arkadaşlar, bu oksijen alanından yatakhaneyi çıkarsam mı acaba? Şimdi şurayı da bozmak istemiyorum. Şuradan bir çıkarma yapsam buradaki tezgahlardan bir tanesi gider. Gerçi bu en büyük laboratuvar değil mi? Bundan daha büyüğünü yapamıyoruz. Revir değil ya, laboratuvar. Aynen, bu bununla aynı seviye. Bundan daha büyüğünü yapamıyoruz. Zaten patentlerde de daha büyüğü yok, değil mi? Evet, geldi. Binamız tamam. Tabii yolunu da yapsın şu mühendis. Bir tane yol yapmış olması bizim için yeterli. Hemen içini döşemeye başlayabiliriz. Tamam mıdır? Tamam. Döşeyeceğiz. Nasıl döşeyeceğiz? Bakayım. Şu üretimimiz az. Normal yemek üretimimiz de az. O yüzden starçların sayısını çok tutacağım. Yarısını starçlı yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Yarısı.
Özellikle ne diyor? Yüksek bakım, hızlı üretim. Tamam, şundan alalım böyle. 3. Şöyle şundan pirinç. Bunlar güzel. Hepsini koydum. Patates. Ondan sonra mısır. Şundan da alalım. Ama iki tane patatesimiz olsun. Şöyle. Visitors 30 mu verdiler sadece? Ama biz de bir şey zannediyoruz. Şimdi buna daha çok ihtiyacımız olur. Yine soğan dolduralım her tarafı. Daha sonra belki değiştiririm. 4 tane soğan koyuyorum. Şunlardan hiç koymuyorum arkadaşlar. Full bunlar. Bir de tıbbi. Tıbbi bitki üretimi aslında bayağı yüksek ya. Fazla abartmasak mı bunu acaba? Şuraya baksanıza ya. 19 üretiyor şu anda. Şu grafiğe tekrar bakalım mı? Onu nereden açıyorduk? Ha, şurada. Şunları kapatıyorum. Şuna bir bakalım. Çılgın bir artış var. Bu sabit. Çünkü tezgah sayısı belli, doktor sayısı belli ama giderek artabilir. Bu konuda bir gelişme var gibi görünüyor. Bilmiyorum. Yani burada, çünkü buranın tamamı tıbbi bitki üretiyor. Bence buradaki tıbbi bitkileri boş verelim. Şunları. Şimdilik böyle kalsın. Onun yerine belki starçılardan bir grup daha yapmaya çalışabiliriz. Ya da domates gelirse, GDO'lu domates. Onlardan yaparız. Acaba ağaç mı yapsak? Normal böyle dandik dandik ağaçlar. Şöyle iki tane şu ağaçlardan yapalım. Kolonistler bakıp bakıp rahatlasınlar. Öyle bir durum varmış. Mutlu ediyormuş onları. Burası depo olacak arkadaşlar. Ya hatırlarsanız yapmaya çalışıyorduk. Neyse, şu bağlantı sağlanmadan oraya bir şey yapamıyoruz. Tamam. Ya zaten oyun şu anda yavaşta. Çünkü şeyimiz var. Meşe ağacı. Ulan meşe ağacını ilk mi yapıyorsun ya? Nerede bu? Ya yapılacak 1 milyon şey varken gitti bunları yaptı ya. Neyse, bakın bakın da mutlu olun anasını satayım. Bu nedir ya? Evet, anlatacağım ikinci şey arkadaşlar, o da şu. Ziyaretçiler açık olduğu müddetçe sizin pistleriniz işgal altında oluyor. Şu burada durduğu müddetçe hiç inmiyorlar kimse. Kolonist inmiyor, ticaret gemisi inmiyor. Fark ettiyseniz geçen bölümde öyleydi. Çok az ticaret gemisi indi. Şimdi bir tane ben bir pist daha yapmak istiyorum. O da yıldız geçidi olsun istiyorum ama bu da bayağı bir enerji harcıyor ya. Ama büyük gemi iniyor işte. Aslında buraya da koyabiliriz. Sanırım evet, koyabiliyoruz. Şöyle yapalım. Neden olmasın? Şuraya koyalım ya, boş ver. Şurada ne kadar alanımız? Oo, bu tarafa doğru yayılabilir. Ama bu tarafta yayılma potansiyelimiz yok. Burada ama bir iki bina, yani şuradan devam edebilir. O yüzden pisti bu tarafa yapsak daha iyi olur. Hadi abicim, az önce tutmuştun. Şöyle. Yapalım gitsin ya. Enerji fazla tüketiyorsa biz daha fazla enerji şeyi yaparız. Üretim noktası. Hatta hemen koyayım iki tane. Güneş paneli koyacağım. Tamam mıdır? Bunun daha büyüğü var arkadaşlar. Güneş panelleri iyi çalışmıyor ama en azından sabit. Her zaman bir miktar enerji getiriyor. Yani ne derler? Tutarlı daha doğrusu. Öyle diyeyim ben size. Tamam, şunlar bittikten sonrasına bakacağız. Zaten demir üretimi konusunda biraz sıkıntımız olabilir. En çok da şunda sıkıntı var. Yatakhaneye ihtiyacımız var. Onu hala yapacağız. Henüz yapamadım bir türlü. Bir oksijen bölgesi şurada yapalım. Oksijen dediğim şu yani. Şöyle. Kısa mesafeden hemen yerleştireceğim şuraya. Şuraya bağlansın. Buradan bir yatakhane çıkaracağım. Belki o yatakhane de şuraya çıkarsam olur, şu araya. Bilmiyorum ne kadar mantıklı olacak ama. Az önce ne yazdı? Göremedim. Neyse, enerji konusu ne alemde? Hemen bir bakalım. Ne geliyor? Furnace geliyor. Oha, hiç üretim yok. Allah'tan depomuz o kadar geniş ki rahat rahat dayanabiliyoruz. Hiç üretim yok lan. Öyle bir şey hiç görmemiştim.
İyi bari. Rüzgar başladı. Üretim de başladı. İyi. Yemek konusu ne alemde? Hemen grafikten bakalım mı? Anasını ya. Uf, grafiği de bulamıyorum böyle. Ha. Birazcık iyileşme var gibi. Tamam. Tamam Genco. Şimdi hızlandırmaya başlayabiliriz oyunu. Çünkü zaman alıyor çok. Önce şu boşalıyor ya. Bu. Şimdi bunlar dolmaya çalışıyor. Yedek parça tükendi. Üretirsiniz gençler ya. Üretirsiniz. Silah deposu yapmak istiyorum bir tane. Çünkü koyacak... Aslında burası dolu zaten. Fazlaları da depoya gidiyor galiba. Bakayım. Nerede silahlar? Bak şu silah işte. Önemli değil abi, depoda bulunsun. Yolda kalmış gezginler. Ha, gittiler değil mi? Bir dakika. Ben ne kazandım bu işten? İtibar geldi biraz. Şu çok iyiymiş ya. Yedek parça tükendi deme bana. Yedek parça üretiyorsunuz değil mi? Ne geldi? Kolonist. Tamam. Şunu artık ne zaman yaparlar bilmiyorum. 10 çünkü. Şimdi ziyaretçileri bir kapatalım. Ticaret gemisi mi? Ha, nihayet. Ne vereceğim bana? Aha işte büyük depo. %40 komisyon. Çok iyi. Hemen silah vereyim ben sana. Hemen silah satarım ben sana. 560 direkt birebir geldi. Ve patentimizi almış bulunuyoruz gençler. Hemen de bunu iptal ediyorum çünkü bu bir küçük depoydu. Nasıl iptal edeceğiz? Önce bunu iptal etmem lazım. Ticaret gemisi indi diyorsun da bileşenler inşa edildi. Tamam. Onlarda sıkıntı yok. Gençler şimdi burayı robotların bir şekilde hızlıca toparlamaları lazım. Aynı zamanda şurada hop 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 hop. Ne yapıyorsun ya? Az daha binayı yıkıyordum. Şimdi iki fabrika daha, bir tane daha bundan koymam lazım. Oto tamir. Ha, oto tamirin bir tane daha koyalım. Fabrika atölyesi iki tane daha koymak istiyorum. Şöyle. Buraya daha fazlasını koyabiliriz. Şeyler oluyor ama ne oluyor anlamıyorum. Aha. Kolonist geldi. Kolonist gemileri konusunda rahatız değil mi? Sıkıntı yok. Yalnız bak bu... Aha. Oha, kolonist gemisiyle şey geldi. Saldırgan gelmiş. Vay anasını. Saldırganlar öldü. Sonra burada çürüyorlar galiba. Yok oluyorlar. Ha yok, normal yok oldular. Tamam, uykun geldiyse git yat. Git yat oğlum, bak burada bir sürü boş yatak var. Bir sürü değilmiş lan, bir tane. Olsun, var işte. Yine mutsuzluk var işin içinde ya. Yine mutsuzluk var. Şuraya henüz kimse yapmadı. Ulaşım konusunda sıkıntı yok değil mi? Ha. Depoyu temiz... Bak ne güzel temizlendi. Robotlar çok işe yarıyor ya. Çok işe yarıyor. Şimdi depomuzu daha da büyük depo yapacağız. Böyle dana gibi depo. Bir dakika, böyle mi yapıyordum ben ya? Ha, çıkışı buraya koyuyorduk değil mi? Yanlış hatırladım bir an için. Hava kilidini de şuraya da şöyle koyalım. İşte böyle. Bu neydi? Oksijen jeneratörü. Buradan sonra böyle yayılacağız bu tarafa doğru. Şimdi robotlar yavaş yavaş hızlı bir şekilde gitmeye devam edecek. Yalnız biyolog ihtiyacımız var değil mi? Bak buraya kimse bakmıyor. Buraya da bakın. Bak şunu da... Aslında hiçbirini öncelik tanımasam hepsini aynı anda çalıştırırlar değil mi? Ya ortalıkta böyle bir sürü işaretler falan çıkmasa daha güzel olur bence. Tamam, önceliklere hepsini iptal ediyorum. Bunlara iyi bakım yaptılar şimdi. Bütün öncelikleri iptal ettim. Kendileri takılsınlar. Değil mi? Bunda öncelik yok. Bunda öncelik yok. Ya biyologlar başka ne yapacaklar ki işte? Ya bunlarla uğraşacaklar. Ne geldi abi? Ziyaretçi gemisi. Lan ziyaretçileri kapatmayacak mıydık? Evet. Unuttuk. Tamam, ziyaretçileri kapatıyorum. Böylece sadece kolonist ve şey gelsin. Ticaret gemisi gelsin. Bak. Kritik. Nasıl yani? Hayırdır?
Suretimi. Evet, patent var mı? Bana ondan haber ver. Patent yok. Patent yok. Yemek konusunda iyi durumdayız. Sıkıntı kalmadı galiba. Ama tabii jeneratör diyorum. Kolonist sayısı artmaya devam ediyor. Arttıkça biraz daha sıkıntı olabilir. Kaç? Komisyon 55. Gidebilirsin. Şimdi biraz yavaşlatalım. Su tükenmeden hemen robot atölyesi inşa edildi. Tamam. Şimdi su üretim merkezi sondası. Bir tane daha üretelim şuraya. Depo yapmadık, su deposu hiç. Bir tane daha üretelim. Bunların çoğunu yıkıp tekrar yapacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi yıkılmayacak olan depolarımız, enerji depolarımız bunlar. Şunlar toparlanıp şuralara, muhtemelen şunları yapmak için kullanırlar buradaki malzemeleri. Daha sonra buraya yeni şeyler yaparız. Şunun şu duruşu biraz saçma geliyor bana aslında ama. Bakacağız ya artık. Tamam. Şimdi onlar böyleyken bir tane su sondası. Onu bir önceliklendirelim değil mi arkadaşlar? Çünkü bu çok önemli. Su sıkıntısı yaşarsak şöyle bakayım, 26, bak birazcık üstündeyiz ama şey değil yani, çok sıkıntıya girebiliriz. Su deposu yapmamız aslında faydalı olabilir hani böyle durumlarda. Yani birdenbire kesilmesin su. Büyük su deposu, şöyle devasa 2 tane demir harcıyormuş sadece. Nereye yapabiliriz? Yani şuraları da yapabiliriz ama bunlar yıkılacak diye ben buraya yapmak istemiyorum aslında. Şuralara falan da yapılabiliyor tabii. Az önce ne güzel, hepsine bağlantı sağlayabiliyormuş gibi görünüyor. Heh, süper. Ben buradan şeye bağlantı yaparım, madene. Kolonist gemisi geldi. Şuraya koyabilsem harika olurdu ama olmaz. Tamam Genco, tamam, buna başka bir yer bulalım ya. Başka bir yer. Başka bir yer. Oha, nasıl oturdu buraya? Ama burası uygun değil buna. Ya ben istemiyorum daha doğrusu, öyle diyeyim ben. Tamam abi, şurası en iyi yer galiba aslında. Ya da bir dakika, şuralarda bir yer olabilir. Mesela yok. Yani normalde bunun şeye ihtiyacı yok. Hani insanların girip çıktığı yere bağlanmaya ihtiyacı yok. Mesela çok alakası, ama buraya bile yaparız yani, şöyle dağın başına. Yani şuraya yapalım mesela. Burası yıkılmayacak bir daha. Su deposunda büyük küçüğü yok. Aslında su deposu orada olsun, ne yapayım. Çok saçma oluyor. Şimdi su üretim merkezleri burada ama depo ta orada. Ama yani oyun sonuçta bu, saçma bile olsa çalışıyor yani bu şekilde. Evet, buralar tamamlandı. Şimdi depoyu tamamlayacaklar ama malzememiz eksik. Yemek konusu iyi durumda. Buralar iyi durumda. Evet, yatakhane yapacaktık. Ben nereden? Ha, şuraya bir yatakhane yapalım. Hemen büyüğünden tabii ki. O mu lan? Yanlış mı tıkladım? Evet, yatakhane. Bir de kabin var. Aslında kabin konforlu. Bir tane de kabin yapmak istiyorum açıkçası. Ama 2 tane büyük yatakhane olsun, bir tane kabin olsun. Bunu oksijenden bu tarafa çıkartacağım. Ha, bir dakika, küçük mü oldu bu? Ha, bir dakika, yatakhanenin büyüğü var mı ki? Burada başka bir şey yok. Geçen sefer de dedim ben size, değil mi? Bina yok başka, daha büyüğü. Daha büyüğünü ne yapacaksın zaten? Aa, nereye kadar sokabiliyorum bunu? Çok güzel, bunu oksijene bağlıyorum. Alakasız gibi duruyor ama olsun. Ondan sonra bir tane de kabin yapalım abi. Kabini nereye bağlarız bilmiyorum. Ya bir şey diyeceğim, bunu oksijene bağlamak yerine bunu buraya bağlasam
Bunu buraya bağlasam, kabini yapıp oksijene bağlasam, o da olabilir. Ya da boş ver. Ben zannedersem buraya bağlamayı tercih edeceğim şimdi, yatakhaneyi, kabini daha doğrusu. Kabinin en büyüğü bile şöyle bir tipi var. Çok az kişi yatabiliyor burada. Kapasitesi düşük yani. Böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ama işte şurada tezgah sayısını azaltacak ya buradan bir çıkış vermek. O biraz can sıkıcı. Bak şimdi hemen göstereyim ben size. Zaten baksana hepsi boş duruyor. Tezgah sayısı çok olsa ne olur? Oha, 3 tane birden gitti ya. Yok artık. Dur. Dur. Şöyle bir tane koyamaz mıyım? Yapma oğlum, niye koyamıyorum ya? Gerçi burada eşya meşya var. Ondan mı acaba? Bir kaldırsın bakayım. Öbürünü de kaldır robotçuk. Hayır. Hayır. Deneyeyim mi? O değil bu. Yok abi, o eşya orada olduğu sürece koymama izin vermeyecek galiba. Hadi biriniz alın şunu. Ha, çok güzel, aldılar. Hemen deniyorum. Yapma, yapma, yapma. Tezgah sayısını 3 tane birden azaltması çok hiç hoş olmadı yani. Pardon, buradan çıkmam lazım değil mi? Sen iptal. İptal, iptal, iptal. Sen oraya gönder şimdi, yatakhaneyi yapalım. Tezgah sayısı azaldı ama ben şey yapacağım buraya. Buna öncelik veriyorum. Nerede bu doktorlar ya? Sanki çok hastamız var da ev etrafta aylak aylak geziyorlar. Kaç doktorumuz varmış? 13 tane doktor var abi. Ne yapıyor bunlar? Reviri önceliklendirmedim abi. Doktorlar nerede? Ya baksana, malzememiz ne kadar az. Bu bayağı birikti ama bu az. Bir şey diyeceğim, ben suçluyorum doktorları ama galiba sıkıntı bende. Çünkü burada malzeme yok. Evet, şu malzeme eksik. Çünkü bir sürü inşaat veriyorum. Sürekli ondan dolayı birazcık sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar, bu kabini dediğim gibi buraya yapmasak daha iyi olur. Böyle yaptığım takdirde her halükarda oradan 3 tane tezgahı götürür. Ya da bütün tezgahları yıkıp tekrar yapmam gerekir. Yani düzgün bir şekilde sıralayabilmek için. En iyisi ben burayı boş vereyim. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Enteresan olacak. Daha önce yapmamıştım bu şekilde ama olabilir. Neden olmasın? Kabini ben buraya yerleştireyim. Şöyle. Onu da oksijene bağlayayım. Hadi bakalım. Oksijene bir tane daha şuradan bağlantı çıkarır. Böyle devam ederiz yolumuza. Ya burada da taş maş var ama. Galiba bir istediğim şeyi buraya yapabilirim ya. Mesela atıyorum fabrika. Aa, yaptırmıyor lan. Yok, oksijene bağlamamız lazım. Peki bir bunlardan bir şey, mesela üst yapıları diyoruz yani. Kaldır. Şöyle düzleştirmeye çalışıyorum şu anda. Bak, kendiliğinden düzleşiyor ama buraya bir şey koyamıyorsunuz ki. Ne geldi? Ticaret gemisi. Yine kaçırıyor muyuz hep? Evet. Yine bir tane daha ve %40. Harika. Silah hala satabiliyorum. Kaç? 280 mi? Bu ucuzmuş lan. 240. Kalanını da parayla ödeyelim olmazsa. Çünkü bundan bayağı az var. Tamam. Verdin. Malzemeyi götürün gençler. Silah ticareti. Evet, bir tane sakatımız var. Nerede bu doktorlar? Perte çıkmış bir tane robotumuz. Kaç robotumuz var? 8 tane robotumuz var. Biri perte çıktı, daha 9'muş demek ki. Tamam. Hem yatakhane ekstra hem de bir kabinimiz olacak. Artık halkımız daha mutlu olabilir. 79 tane nüfusumuz var. Yemek konusu birazcık ciddi sıkıntılara
yol açabilir mi acaba? İhtimal dahilinde. Evet, buraya 5 tane demir lazım. Şunlarda üretimi yani ciddi tutuyorum. Depoyu aslında birazcık gereksiz derece yaptık galiba. Mesela şu depoyu şey yapabilirim. Yıkıp yeniden büyüğünü yapmaya çalışabilirim. Ya da depoyu salla burada deriz. Şu depoyu asla yıkamayacağız. Çünkü o kadar çok bağlantı var ki. Yani bağlantılardan kurtulup öyle yıkabiliriz anca. Mesela ne bileyim başka türlü olmaz. Yatakhane gelmiş. İşte bu. Ha, sondaj. Süper sondaj şeysi kazanmışız. Bunları yıkabiliyor muyum? Yok. Onu yok. Niye ya? Bunu yıkabiliyor olmam lazımdı. Evet lan. Ha, doğru ya. Şundan dolayı bak. Ne kadar saçma bir durum şu bölge. Tamam, şu tek bağlantı burasıymış bu bölgeyle. Bazen şey olur, meteor düşüşü, meteor yağmurları falan yok burada mesela. Meteor yağmuru bazen şu bağlantıyı mesela bir kırsa burası tamamen boşta kalacak. Tamam, hızlandıralım. Burası tamam. Buraya bir tane demir lazım. Metal ya daha doğrusu. 3 tane fazlamız varmış. Bağlantı tamam. O zaman ben bunu yıkıyorum. Pardon. Şöyle. Bunu da yıkalım. Su depomuz ne alemde oldu mu? Oo, yapmamışlar ki daha su deposunu. Oo, bu da duruyor daha. Malzeme eksiğimiz var abi. O zaman şunu hemen yıkmayalım. Çünkü su üretiminde sıkıntı yaşayabiliriz. Boş 30 şu anda ama bir tane büyüğü yapalım şuraya. Hemen yapalım hatta koyalım inşaatı. Su sondası. En büyüğünden. Şöyle. Şimdi öncelikle ne geldi? Kolonist gemisi. Tamam. Kaç kişi olduk ya? 85 olduk. Peki oksijenimiz ne alemde? Oksijen 148'e kadar yolu var. Aa, buradan yol çıkarmadık bile daha. Ne geldi? Yedek parça tükendi. Oo, büyük depomuz gelmiş. Hadi bakalım. Yatakhaneler geldi zaten. Oralara bol bol yatak yerleştireceğiz. Ama şu malzemede eksiğimiz çok. Neyse. Abartmayacağım ben. Doldurmayacağım ağzını kadar. Ama en azından birkaç tane koymamız lazım. Bir saniye. Şöyle bir çıkalım şuradan. Şöyle bir açıyı değiştirelim. Ben hep aynı açıdan bakıyorum bütün şeye, sahaya ama bir dakika. Ticaret gemisi gelmiş. Var mı? Yok. Satabileceğim malzeme de fazla değil. O yüzden ben bir komisyonu merak ettim. Ulan komisyon da iyiymiş ha. 35. Satacak malzememiz fazla yok. Yani bunu satmak yerine özellikle silah satmamak lazım arkadaşlar. Ama mesela bir malzemeden çok aşırı derecede fazlanız vardır. İşte o zaman onu depolarda saklamakta sıkıntı yaşıyorsunuz. O zaman yaparsınız o işi. Tamam. Şimdi şuraya da yatak koyalım. Buranın yatakları çok farklı. Şimdi göreceksiniz. Bakın. Buraya koyabildiğin kadar fazla yatak koy. Burası çünkü lüks bir şey. Lüks bir bölge ve insanlar burada uyudukları zaman çok daha mutlu oluyorlar. Daha kolay rahatlayabiliyorlar. Sanırım abartmaya lüzum kalmadı çünkü şuraya iki tane yatak birden sığdıramayacağım. Aynen. Şu kadar. Başka olmayacak. Bak buraya bir tane daha sığmayacak. Mecburen böyle. Tamam abi. Bütün yatakları yapalım. Şurada bir tane var. Burada bile yatan var ya. Test etmeye gelmiş herhalde. Abi deneyelim şu yatağı ya. Yumuşak mı yeterince? Şimdi bu malzemeden çok fazla olmadığı için buraya hemen yapmayacağım. Zaten kabine yapıyoruz yeterince. Ne geldi? Ticaret gemisi mi? Kolonistmiş. Daha bu yapılmadı. Abi o kadar malzeme eksiğimiz var ki yani anlatamam ya.
Kabin güzel. Kabinin dış görüntüsü de böyle. Bak değişik. Şöyle uzaktan. Uzaktan bakmaya gerek yok aslında. Şöyle yapsam da olur. Şöyle işte dış görünüşü böyle kabinin. Bu normal yatakhaneler. Şu ikisi. Bunlar da ışığa ihtiyacı olduğu için bitkiler falan böyle ışığı şey camlı, camekanlı. Ha bunu yapmışlar. Su üretimi çılgın. Onu yıkabiliriz artık. Hatta bunları da yıkalım. Su deposunu salla. Su deposunu artık öbür tarafa yaparız. Madem hala yapamadılar, gerek yok kasmaya. Bir tek enerjiyi düşündürüyor beni. Enerjide bir sıkıntımız var mı? Şu an için yok. Jet gemisi gelmiş. Dur. Bakalım. Var mı? Yok. Yine düşük komisyon, yine bir şey bulamıyoruz. O zaman git, git abi git. Ne yapayım ben sana? Alabileceğim bir şey yok, sana satabileceğim bir şey yok. Pardon. Evet. Kaç robotumuz var? Hala artmıyor. Mühendislerin başka işleri var herhalde. Ya bir şey diyeceğim. Acaba mutsuzluk ya da ona benzer şeylerden dolayı... Bir dakika, bu ne? Yarı iletken üretimi, yarı iletken, yarı iletken. İki tane yedek parça tezgahı var. İki tane silah. Silahı da üçe çıkartalım olmaz. Bir işe yarıyor mu bilmiyorum da hani şey anlamında. Yarı iletkene çünkü burada daha çok ihtiyacımız oluyor. Şurada malzeme mi eksik? Evet, kesinlikle bu malzemede çok sıkıntımız var abi. Şundan üretim çok ama bu yetmiyor. Şunlar yetmiyor. Niye lan? Suretimiz bayağı iyiydi. Dengesiz diyorum ya, artıyor azalıyor bak gördünüz mü? Tamam o zaman bir sondajı daha koyalım ama işte birini daha yıkmak istiyordum ya. Şuraya sondaj daha koymak yerine full buraya koymak istiyorum. Neyse. O zaman yapacak bir şey yok. Bir tane daha koyalım şuraya. En büyüğünden tabii. Hatta şuraya. Şöyle. Daha da öteye götürmem sondaj kısımlarını. Burayı başka şeyle doldururuz. Ondan sonra bu ikisini bir tanesini daha yıktıktan sonra şey yaparız artık. Kapasite farklı değişken ya. Biraz o sıkıntı yapabiliyor bize. Kolonist geldi. Yemeği kontrol edelim. Yemek iyi. Yemek çok güzel. Yedek parça tükendi deyip duruyor ya. Yapın lan yedek parça. Şunu mu değiştirsek şu politikayı? Tamam, sırf sonsuz olsun. Yine bir şey daha geldi. Ticaret gemisi mi geldi? Oo, büyük hem de. Yine sana satabileceğim bir şey yok. Yine alabileceğim bir şey yok. Güzel komisyon oranları. Ne gelecek şimdi büyük komisyonlu bir şey. Evet. Süreyi de birazcık doldurduk. Şimdi halkımız mutlu olsun diye böyle güzel kabinler yaptık. Arkadaşlar bunun içine de şey şöyle kamerasından bakabilirsiniz. Böyle böyle. Escape'e basıp çıkabiliyorsunuz. Yani bu arada fırtına çıkmış. Hemen şey yapabilirsiniz. F6 ile alarmı verebilirsiniz. Daha önce de göstermiştim size. Evet. Durum bu. Şekil bu. Ondan sonracığıma. Daha ne diyeyim ben size? Bak 3 tane pistimiz var. 2 büyük 1 küçük. Ondan sonra. Şimdi yeni şeyler yapacağız arkadaşlar. Özellikle de şunlarla alakalı ama birazcık malzeme toparlamamız lazım. Ondan sonra bir de şeye bakayım nüfus açısından. Ha, 5 kişi oldu burada şeyler, muhafızlar. 15 bundan, 19 mühendis, 28 biyolog, 29 emekçi yani işçiler var. Bir de madenci robot yapabilsek güzel olur. Ben onun patentini bulduğum zaman kesinlikle alacağım. Kaça mal olursa olsun almak istiyorum. O yüzden biraz daha silah üretelim. Pahalı olduğu için silahlar iyi para getiriyor yani. İyi para getirdiği müddetçe de faydalı olur. Şimdi burada tezgahlarımız gitti ama galiba yapmayabilirim ya. Burada mecburen böyle gideceğiz. Baksana bu şu ne kadar verimli bir şekilde dizilmiş. Burada da aynı şeyi yapmak istiyorum ya. Acaba aceleye mi getirdim yoksa bunlar... Bak malzemeler gelince hemen çalışmaya başladılar. Neyse.
Evet, bölümü böyle bitireyim arkadaşlar. En azından bir miktar da ara verebiliriz, belki bekletirim. Malzeme toparlansın diye. Ondan sonra devam etmeye kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum inşallah. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.